bütün güzel insanlara olsun. Allah'ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Elif merhaba de. Merhaba. Bu yok, biraz şimdi gideceğiz zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yok, yok, yok. Şimdi gideceğiz. Rabbimizin nurundan ablayı çağır. Ablayı çağır, gidelim. Ablayı çağır de abi, gidiyoruz da. Git çağır. Mirben! Hadi gidiyoruz, hadi. Tamam, git çağır. Git ablayı çağır. Git, 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 git. Git ablayı çağır. Burada bak. Burada. Git. Tamam, orada. Git çağır. Git çağır. İşte Rabbimiz bizi bir çocuk olarak dünyaya getiriyor. Sizi diyor bir çocuk. Önce yoktan, ondan da bir damla sudan sizi yaratıyoruz. Size bir şekil veriyoruz. Şeklinizi güzel yapıyoruz. Dünyaya çocuk olarak getiriyoruz. Hiçbir şeye güç getiremiyorsunuz. Sonra sizi belli bir yaşa kadar yaşatıyoruz. Sizi işte bir aile veriyoruz. Anne, baba, karşılıksız size sevgi besleyen insanlar size işte Allah'ın lütfuyla yedirip içiriyorlar. Sonra siz diyor anne babanıza, ailenize iyilik yapın, anne babanızı inanmayan kimseler dahi olsalar onlara itaat etmeyin. Yani Allah yolundan alıkoyma teşebbüslerine itaat etmeyin ama onlara iyilik yapmayı da ihmal etmeyin. Allah kendisi hakkında bilmediğimiz şeyleri ona isnat etmemizi bu şeytanın pis bir vesvesesidir. Bunun ardına gitmek işte bu sapıtmışlığın yoludur. Bunun ardınca gitmeyin. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri Allah'a ortak koşmanızı, anne babanıza kötülük yapmanızı, iyilik yapmamanızı haram kıldı diyor. Bir de haram kılınan hayvanlar var. Onlar da bize Rabbimiz bildiriyor. Yani biz Rabbimiz bize bütün bu nimetleri vermesine karşı ona şükür etmek, onun rızası için iyiliklerde bulunmak, ona dua etmek, ibadetlerimizi, bakın bütün nimetleri veren Allah iken şeytan o denli pis bir tuzakla insanlara hile kuruyor ki aslında şeytanın hilesi zayıftır. Allah bize bunu bildiriyor. Ama kim Allah'a ve Allah'tan gelene sarılmazsa onun şeytanın hilesi onun üzerinde etkili oluyor. O zaman o buna bir çözüm bulamıyor. İşte biz de onun için Rabbimizden gelene sımsıkı sarılmamız lazım. Nereden bağlayacağız Allah'ın izniyle? Bunu toparlayalım ve konumuza başlayalım. Rabbimiz bütün her şeyi bize veren Rabbimiz iken işte nasıl oluyor da ibadetlerimizi başkasına ortak ediyoruz ya da başkalarından medet umabiliyoruz? Yani insanın insana kendisini kurtulacağını zannetmek, insandan medet ummak, onu haşa ilahlaştırmak, onu Allah'tan daha çok insandan korkmak, Allah'tan daha çok insanı sevmek, Allah'tan daha çok yani herhangi bir şeyi biz Allah için sevmemiz, eğer ancak Allah'tan korkmamız, Allah'tan korktuğumuz için kötülüklerden uzak durmamız lazım. Bizim ailemize, annemize, babamıza iyilik yapmamız, onlara iyi davranmamız da Rabbimize karşı borcumuzun, yükümlülüğümüzü, sorumluluğumuzu yerine getirmekten kaynaklıdır. Rabbimiz bize, onları bize bakmakla yükümlü kaldı ama bizi de onları nimet olarak bahşetti aynı zamanda. Yani bütün her şeyi veren, her şeyin yaratıcısı, bizi yediren, içiren, büyüten, bize her şeyi, her türlü nimeti bahşeden alemlerin Rabbi Allah. Yani biz gerçek anlamda yani Rabbimizin bize verdiklerini saymaya kalksak sayamayız. Ömrümüzün sonuna kadar şükür etmeye girsek bile, iyilikler yapsak bile Allah'ın bize verdiği iyiliklerin yanında hiçbir şeyi ödeyemeyiz. Yine Allah'ın rahmetine her zaman muhtaçız. Rabbimiz de diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bunları hepsini bir ayet olarak değil ama bir bütün halinde Kur'an'dan naklettim tekrardan.
Eğer ki Allah sana, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Eğer ki Allah sana bir keder ve sıkıntı verecek olursa, bakın eğer Allah sana bir keder verecek olursa, bir sıkıntı verecek olursa, onu ondan başka kaldıracak olan yoktur. Hiçbir şekilde Allah'ın derdi, sıkıntıyı hiç kimse kaldıramaz. İnsan gerçekten Allah ona bir nimet verdiğinde hemen sıkıntılı günlerini unutabiliyor. Hemen düştüğü durumları göz ardı edebiliyor. Sanki başına bir daha sıkıntı gelmeyecek. Sanki ebediyen mutluluğun, güzelliğin içerisinde bayram edecekmiş, yaşayacakmış gibi her şeyi unutuyor. Allah'a şükrü azaltıyor ya da kimisi unutuyor, kimi tamamen nankörlüğe sapıyor. İşte Allah da biz diyor, eğer yeryüzünde size bolca salsak bütün kaynakları, bütün nimetleri, bütün rızıkları, o zaman insan azar. Yani insanın gerçek anlamda bu kadar iş yok. İman kalmadı. Bu da Mihriban. Merhaba da Mihriban. Portakal kalmadı, kalmadı. Tamam, kalmadı Mihriban. Şimdi gideceğiz. Tamam. Kanım çok ağrıdı. Niye? Çünkü ağzı bir tane madenime yedim ama çok ağrıdı. Merhabalar de. Elif merhaba de. Tamam şimdi hadi gideceğiz şimdi. Evet. Şunu toplayalım. Bu diğeri yeğenimizi de gördük. Mihriman ve Elif'i Allah işte bizi bu şekilde yaratıyor. Muhtacız. Bizi ihtiyaçlarımızı işte ailemizde bir şekilde gideriyor. Bizden istediği de şükür ona kulluk. Ama çoğunluğu ne yazık ki Allah'ı unutup kendine zulmediyor. Sanki hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş zannederek dünya derdine, dünyanın eğlencesine, dünyanın keyfine dalıyor. Andolsun ki Allah bizi ilk yarattığı gibi tekrar bize döndünüz diyor. İlk gün yarattığımız gibi tek olarak bize geldiniz. Size işte verdiğimiz sürenin bitmeyeceğini zannetmiştiniz çoğunuz. Size işte size verdiklerimizden sizi hesaba çekmeyeceğimizi zannetmiştiniz. İşte sizin yaptıklarınızdan haberimiz yok olduğunu zannetmiştiniz ama andolsun ki bütün yaptıklarınızı gözlüyorduk. Şimdi de yaptıklarınızı size bir bir tam bir gerçekle bütün hepsini göstereceğiz, anlatacağız. Artık yaptıklarınıza karşılık sonsuz bir hayatınız başlayacak. Ey insanlar, biz sonsuz bir hayat için yaratılmışız. Bizim bu dünyada oluşumuz da sonsuz hayattaki konumumuzu Rabbimizin bize verdiği nimetlerle, akılla, bütün nimetlerle bir sonsuz hayattaki konumumuz ne olacak? Bunu kendi elimizle Rabbimiz belirleyelim diye bize bir imtihan dünyası var etmiş. Yeri, göğü arasında, güneşi, ayı, yıldızları, her şeyi böyle sayısız bir rızıkla, sayısız bir nimetle nimetlendirerek. Şimdi bizim üzerimize düşen Rabbimizi tanımak için aklımızı kullanmamız, aklımızı onunla gelene açmamız ve kendimiz, kendi huzurumuz, kendi huşumuz, kendi kazancımız için Rabbimize kulluk, şükür ederken sonsuz ahiret, sonsuz esas kazancı da sonsuz ahirette aramamız, gerçek anlamda akıl sahipliliği, gerçek anlamda bizim üzerimize düşen düşendir. Bunu yapmadığımızda, bu dünyanın zevkine, sefasına daldığımızda, işte bu dünyanın kazancından ibaret zannettiğimizde bütün hayatı, bu dünyada ne yaparsak, ne kazanırsak, ne üzerine eğlenirsek, ne yaparsak yapalım hepsi geride kalıyor. O zaman bütün kazancımız geride kaldığı gibi sonra bütün yaptıklarımızı bize karşılığını, o zaman işte gerçekten çok acıklı bir karşılık olur. Rabbimiz bütün inananları kalbinde böyle miskale zerre, bir toz, tozdan daha küçük bir ukde, bir küçük iyilik bulunan herkesi iyiler tarafına yazsın ve hidayetini versin. Bizi zalimlere, nankörlere, münafıklara, şeytan ve ona uyanlara galip etsin. Gerçekten Allah'a isyan eden, Allah'a şükretmeyen, Allah'a kulluk etmeyen herkes Allah'ın hak yoldan başka, sapıklıktan başka, dalaletten başka hiçbir yol yok. Allah'a gereği gibi kulluk yapmayan, ona yönelmeyen, ondan sığınmayan herkes ne yazık ki gitgide
azgın şeytanın ardınca azgınlıktan, sapkınlıktan payını artırıyor. Ne kadar kötü bir ticaret, ne kadar rezil, rüsva bir kazanç. Eğer Allah sana bir keder ve sıkıntı verecek olursa, onu ondan başka kaldıracak olan yoktur. Eğer bir sıkıntı verecek olursa andolsun ki onu ondan başka kaldıracak yoktur. Biz hastalık bir şey, ya mesela hepimizin bildiği işte dünyanın en zengin kimseler arasında bulunan işte bu ünlü Apple markasının kurucularından biri vefat etti. Öldüğünde bir konuşması var. İşte ben bütün ömrümü çok paralar kazanmak, çok ticaretimi büyütmek için yaptım ama aslında ne kadar boş bir uğraşın peşine koştuğumu görebiliyorum. Birilerini işe alırsın, size para kazandırsın diye işe alabilirsiniz. Size işinizi yaptırmak için birini işe alabilirsiniz. Ama hastalığınızı kimseye, hastalığınızı alacak birini bulamazsınız. Ölümü hiç kimseye yıkamazsınız. Anladım ki bu hayatta gerçekten doğru yaşam bu değilmiş diye. Ama yine de doğru yaşam üzerinde Allah'a kulluk, iman üzerinde Allah bahşetmiş ve onu gene tam içeriğini bilmemekle beraber konuşmasının içerisinde öyle bir şey söylemiyor. Yani bütün bu hayat dünya hayatı, yani bize uzun geliyor ama aslında uzunluğu, hiçbir uzunluğu yok. Kaç yaşındayız? Geriye dönüp bakalım. Bütün yaşadıklarımız, zorluklar, mutluluklar, iyilikler, kötülükler hepsi böyle bir saat gibi. Rabbimiz de diyor zaten biz soracağız. Kuştuğun bir vakti kadar ya da akşam üzeri bir vakit kadar kaldığınızı zannedeceksiniz. Andolsun ki biz sizi, yani öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı kadar yaşattık diyor. O halde şimdi vaktimiz varken, aklımız varken, fikrimiz varken kendimizi dünyanın, işte sadece dünya kazancının ardına düşüp kendimize zulüm etmeyelim. Gerçek ahiret yurdundaki kazanca talip olalım. Bu dünya hayatındaki bütün yaptıklarımız eğer ki Rabbimizin rızası uğrunda bir çalışma değilse zarar, ziyandan başka bir şey değil. Bu gerçek. O halde Rabbimize dönelim, Rabbimizin hakkına sarılalım ki gerçek kurtuluş yolunu tutabilelim. Eğer Allah sana bir keder ve sıkıntı verecek olursa onu ondan başka kaldıracak olan yoktur. Eğer o sana bir iyiliğin gelmesini istemişse o zaman da onun ihsan ve ikramını engelleyecek hiç kimse yoktur. Bakın. Ey insanlar, eğer Allah bir iyilik dilerse bütün dünya o iyiliğe karşı olsa da hiç kimse o iyiliği engelleyemez. Bir sıkıntı verecek olsa da bütün dünya ben senin sana hizmetçi de olsa o senin sıkıntını bir miskale zerre dahi böyle bir toz adedince dahi hafletemezler. O halde Allah'a iyiliği Allah'tan isteyelim, sıkıntılarımızı gidermesini Allah'tan dileyelim, ona kulluk yolunu tutalım, şükür yolunu, sabır yolunu tutalım. Rabbimiz zaten iyilere, sabredene, şükredene, kulluk yolunu tutana fazlasını bu dünyada huzurla, huşuyla, mutlulukla, nice güzelliklerle beraber sonsuz ahirette bitmez bir kazanç olarak vereceğini müjdeliyor. Allah'tan daha güzel, daha doğru sözlü kim olabilir? Allah vaadinden cayar mı? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözü olmuş bilin. Sadece vakti gelecektir ve o yerine gelecektir. Alemlerin Rabbi olan Allah ben diyor. Biz kitapta Allah ve elçileri galip gelecek diye yazdık. Allah'ın elçilerinin tarafına geçmeyen